أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله Allah'a sonsuz hamdolsun. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a sonsuz salat ve selam olsun. Hepinizin akşamı hayırlı, bereketli olsun. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Kıymetli izleyenlerim. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in bu güzel akşamında, iftar saatinin akabinde yine şifa ayı Ramazan sohbetlerimize devam ediyoruz. Hepimiz ezberledik neredeyse. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân ayetini. Ayet-i kerime Ramazan ayının özelliğini bize anlatıyor ve Ramazan ayının özelliği ve güzelliği onda indirilen Kur'an'dan gelir diyor. Kur'an ise insanlık için doğru yolun rehberidir. Onda hak ile batılı, doğru ile eğriyi, helal ile haramı birbirinden ayıran prensipler vardır diyor Rabbimiz. Öyleyse siz bu aya kavuştuğunuz zaman oruç tutunuz diye de peşinden bize emir buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu ayı biz Rabbimize karşı oruç ibadetiyle sevincimizi, teslimiyetimizi ifade ettiğimiz bir bayrama dönüşüyor Ramazan. Ramazan-ı Şerif'te oruç Rabbimizin emri. Başka hiçbir şey hikmet bulamasak bile Allah'ın emri olması bizim için yeterlidir. Çünkü ol dedi olduk. Öl derse ölürüz. O bizim hakkımızda yegane karar verme yetkisine sahip. Ve bize Ramazan-ı Şerif ayı geldiği zaman oruç tutun dedi. Oruç tutarız. İtiraz etmeyiz. Ona teslim olduk, ona iman ettik. Çünkü onun gönderdiği kitaba iman ettik. Bizim için en güzel prensipler o Kur'an'da olduğunu biliyoruz. Öyleyse sizden her kim Ramazan ayına kavuşursa oruç tutsun. Oruç ibadeti Ramazan ayında müminlere farz. Oruç ibadetini fıkhi açıdan değerlendiren büyüklerimiz Kitab-ı Kerim'imize ve Peygamberimizin sünnet-i seniyyesine bakmak suretiyle bir de İslam tarihinin ilk gününden bugününe gelinceye kadar ümmeti Muhammed'in icraatına bakmak suretiyle demişler ki oruç farzdır. Çünkü önce Allah'ın emridir. Zaten farz olmak için Allah'ın emri olması yeterlidir. Hazreti Muhammed aleyhisselam Ramazan ayı geldiği zaman oruç tutunuz demiş ve kendisi bizzat tutmuş. Bizim için yegane örnek Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu çerçevede bakıldığında oruç kitap ile sabit, sünnet ile sabit, aynı zamanda ümmeti Muhammed ilk günden bugüne oruç ibadetinin farziyeti hususunda ittifak etmişler. Aynı sözü söylemişler, oruç farzdır demişler. Onun için kitap, sünnet ve icma-i ümmet ile oruç ibadeti farz bir ibadet. Ne zaman? Ramazan-ı Şerif'te. Ramazan-ı Şerif'te oruç farz, Ramazan-ı Şerif'te tutamadığımız bir mazerete mebni olarak tutamadığımız oruçlarımızı daha sonraki zamanlarda kaza etmek farz. Veya Ramazan-ı Şerif'te oruç tutarken tuttuğumuz orucu hiçbir mazeretimiz yok iken bilerek bozmuş isek onun kefaretini yani iki ay peş peşe hiç ara vermeden tutmak da farz. Peki farz olan orucun dışında oruç yok mudur? Elbette ki vardır. Mesela bir kul diyebilir ki şu işim gerçekleşirse ben oruç tutacağım. Yani adak adamış olur. Oruç nezretmiş olur
ve o işi gerçekleştiği zaman da ne yapar? Daha sonra oruç tutar. Bu oruç o kulun üzerine vaciptir. Ya da bir kul nafile bir oruç tutma gününde orucunu bozmuş olursa bilerek ne yapmış olur? Daha sonra o gün için bir günlük kaza etmesi gerekir. Bu da hüküm itibariyle vaciptir. Efendim, farz ve vacip olan orucun dışında başka hükmi açıdan farklı oruçlar var mıdır? Elbette ki vardır. Sünnet olan oruçlar da vardır. Özellikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan orucu farz olmazdan önce her yıl tuttuğu bir oruç var. Muharrem ayının 9., 10. ve 11. günleri. Muharrem orucu. Bunu tutmak sünnettir. Daha sonra oruç farz olduktan sonra bu orucun hükmü sünnet oldu. Peygamber Efendimiz pek fazla tutmadı ama tutan ümmetine de engel olmadı, tutmayınız demedi. Ama tavsiyesini şöyle yaptı: sadece Aşura gününde tutmayın, öncesiyle sonrasıyla tutun, başka din mensuplarına benzemeyin buyurdu. Efendim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tuttuğu başka oruçlar da var. Mesela her ayın 13'ünde, 14'ünde, 15'inde kameri aylar olarak oruç tutardı. Bugünlerdeki oruç müstehap oruçlardır. Eyyam-ı biz denir bugünlere. Beyaz günler, aydınlık günler. Gökteki ayın böyle tamamen yuvarlak bir şekilde, dolunay halinde yeryüzüne yöneldiği ve geceyi belli oranda aydınlattığı günler. Bu eyyam-ı biz günleridir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu günlerde de çoğunlukla oruç tutmuştur. Her kameri ayın 13, 14 ve 15. günlerinde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aynı zamanda pazartesi ve perşembe günleri yoğunlukla oruç tuttuğunu görüyoruz. Hatta ve hatta Peygamber Efendimiz'e bu günlerde niçin oruç tutulduğu sorulduğunda, bu günlerde kulun amelleri Allah'a arz edilir. Ben de amelim Allah'a arz edilirken oruçlu olmak istiyorum buyurmuşlardır. Bunların dışında da oruçlar var hüküm itibariyle. Mesela mekruh olan oruçlar var. Sadece cuma gününü oruçlu geçirmek, Ramazan ayının dışındaki zamanlar için söylüyoruz. Sadece haftanın cuma günlerinde oruç tutmak mekruh olur. Dolayısıyla fıkhi açıdan farz, vacip, sünnet, müstehap, mekruh olmak üzere oruçlar kademe kademe ayrılmıştır. Şimdi gelelim bir de İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyhin orucu tasnif edişine bir bakalım. O orucu üç kısma ayırmış, fıkhi açıdan değil. Orucun taşıdığı değer açısından, oruca yüklenen anlam açısından, orucun insana kazandıracağı güzellikler açısından orucu üç kademeye ayırmış. Ve demiş ki, orucun birinci kademesi sıradan insanların tuttuğu oruç. İnsanları kategorize etmek dinimizde hoş değil ama fakat burada özellikle ibadet aşkı, samimiyeti, teslimiyeti, ihlası ve hayat programında sadece Allah'ın rızasını önceleme derecesine göre kulları kademe kademe ayırmış ve demiş ki sıradan insanların tuttuğu oruç. Yani genel anlamda tarifine baktığımızda bugünkü Müslümanların tanımı buna uygun. Sıradan insanların orucu. Nasıldır bu? İnsan orucu tutarken yemeden, içmeden ve cinsi mübaşeretten, yani ailesiyle özel birliktelikten kendisini tutmasıdır der. Zaten fıkıhtaki tanımlamada da oruç esnasında bir insanın asli vazifesi nedir? Yemeden, içmeden ve ailesiyle olan özel yakınlığından kendisini belli bir süre tutması ve bu işleri, eylemleri yapmaması. İmam-ı Gazali diyor ki bu
sıradan insanların tuttuğu oruçtur. Eğer ki bunlardan birisini yaparsa, yeme, içme ya da diğer ailevi mübaşereti gerçekleştirirse orucu bozulmuş olur. Ama bir de bunun bir üst kademesini anlatıyor bize ve diyor ki, evet, yemeden, içmeden ve ailevi mübaşeretten kendisini geri tutmakla beraber gözünü, kulağını, elini, ayağını ve diğer organlarını da aynı oruç tutturacak şekilde, onları her türlü kötülükten, olumsuzluktan arındıracak şekilde oruç tutmak. Buna ne diyor? Havasın orucu, seçkin insanların orucu. Evet, midemize içecek inmeyecek, yiyecek inmeyecek. Efendim, ailemizle mübaşereti belli süreler içerisinde oruçlu olduğumuz anda ne yapacağız? Tehir edeceğiz. Ama buna ek olarak gözlerimizi harama bakmaktan, bize ait olmayan, başkasına ait olan ve mahrem olan, gizli olan hususları görmek için kendimizi ne yapmayacağız? Oraya sevk etmeyeceğiz, gözümüzü orada kullanmayacağız diyor. Kulaklarımızla yalan sözlere, efendim insanı yoldan çıkaran sözlere, şarkılara, müziklere ya da efendim böyle başkasına ait olan sır bilgilere uzatıp oradan casusluk yaparcasına, insanların özeline ait olan hususlara kulağımızla muttali olmamaya gayret edeceğiz diyor. Daha sonra ellerimizi harama dokundurmayacağız, ayaklarımızla harama gitmeyeceğiz. Yetti mi? Yetmedi. Midemize haram indirmeyeceğiz diyor. Midemiz de bir organ çünkü. Akşama kadar oruç tutmuşsun, saray yapmışsın adeta. Akşam orucunu açıyorsun, lokmanda haram var ise o sarayla beraber kocaman bir şehri yangın yerine vermiş olursun diyor. Bu insan aklına, insan vicdanına sığar mı diye soruyor. Demek ki gözümüzü, kulağımızı, elimizi, ayağımızı ve diğer organlarımızı, dilimizi ne yapmamız lazım? Gıybetten, kötü sözlerden, haram cümlelerden muhafaza etmemiz lazım. Ve midemize inen lokmaların helal olmasına bakmak lazım. Daha bunun da üzerine çıkar ve der ki, evet, midemize helal lokmayı koyalım. Ancak öğle vaktinde yememiştim. Öğlenin de acısını çıkartayım da akşam iki kat yiyeyim diyecek olursak, bu da gerçek anlamda oruç tutmamış oluruz anlamına gelir diye söyler İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Çünkü orucun bir özelliği de insana helal kılınan şeyleri kendisine sınırlamasıdır. Bunu şu şekilde örneklendirir. Der ki, bir ilaç vardır. Az az kullanırsın dozunda, insanın sağlığı için lazımdır. Helaldir bu yönüyle. Ama ilacı kutusuyla beraber, paketiyle beraber toptan yutmaya kalkarsan, o senin için bir zehir olur. Seni tedavi edeceği yerde seni öldürür der. Aynen onun gibi, akşama kadar aç kaldım, öğle vaktinde yemediğim ara öğünü de akşam yemeğine ekleyeyim diye düşünürsek, insanın o helal içerisinde vücuduna zarar verecek, hatta ve hatta karakterini olumsuz etkileyecek bir takım zararları peşinden gelir der. Çünkü orucun bir özelliği de açlığı hissetmek. Açlıkla beraber aç olan insanların durumunu hissetmek. Ben bugün oruç tuttum, bugünkü açlık beni yordu. Diğer her gün aç olan insanlar acaba ne kadar da zorlanıyorlar? Bunu düşünür. İhtiyaçlı insan, Rabbimizin vahyi baştan sona, onun bize farz kıldığı ibadetler baştan sona iyi insan yetiştirme projesidir ve programıdır. Bütün gelen kitaplar insanları iyi insan olarak muhafaza etme, onların iyilik yönlerini öne çıkarma, insani özelliklerini muhafaza etmeye yöneliktir. Onu geliştirmeye yöneliktir. İbadetler de öyledir. Cemaatle namaz kılıyoruz. Cemaatle kıldığımız namazda
Ne yapıyoruz? Sağımızda bir kardeşimiz var, solumuzda bir kardeşimiz var. Bakıyoruz ki müminlerden oluşan bir cemaatin safında bir yerde duruyoruz. Önümüzde müminler var, arkamızda müminler var. Ne hissediyoruz? Diyoruz ki ben elhamdülillah Müslümanım. Bu Müslüman cemaatin kıymetli bir üyesiyim. Bazen olur ki yanımızda çok zengin bir insan olur. Bazen bir tarafımızda olur ki rütbe itibariyle, makam itibariyle çok yukarılarda bir insan olur. Ama aynı insanın yanı başında bakarsın hiçbir sosyal statüsü, makamı, mansıbı, parası olmayan ama gönlü imanla dolu bir Müslüman vardır. Ne yaptı? Aynı safta bunlar eşitlenmiş oldular. Hele Kabe-i Muazzama'nın etrafında oluşan safları dünyanın en ücra köşesine kadar düşündüğümüzde Kabe merkezde olmak üzere müminler saflar halinde namazdalar. Bütün dünya, bütün kainat adeta namaz kılıyor. Ve gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Fatiha'nın akabinde hepimiz ne diyoruz? Amin diyoruz. Ya Rabbi duamıza icabet eyle. Kardeşim de aynı duayı yapıyor. Ben de aynı duayı yapıyorum. Ya Rabbi taleplerimizi bizlere lütfeyle diyoruz. Büyük bir cemaatin üyesi olduğumuzu hissediyoruz. Ve cemaat halindeki kılınan namaz, kendi halimize kıldığımız namaza göre 27 derece daha farklı oluşunun nedeni, orada cemaat ruhu, birlik ruhu, kardeşlik ruhu oluşmasından kaynaklanıyor. Namazdan sonra camilerimizde hocalarımız cemaate dönüyorlar. Ala Resulina salavat dendiği zaman, nedir bunun anlamı? Cemaatimizle göz göze gelmek, sevgimizi paylaşmak, saygımızı paylaşmak, ihtiyacı olan bir mümin varsa onu gözünden okuyabilmek. Öyle mi? Bir kardeşimiz bugün namaza gelemediyse niçin gelemedi onu merak etmek. Müslüman cemaatin bir organı olan bir Müslümanın hastalığı ya da sıkıntısı neyse onunla ilgilenebilmek için cemaatle göz göze gelmek, iç içe olmak değil midir? Oruç ibadetinde mümin kardeşlerimizin açlığını hissettiğimizde onlara yardım elini uzatırız. Peygamber Efendimiz bir oruçluya iftar ettirmek, oruç tutanın sevabından iftar verene de sevap kazandırır. Oruç tutanın sevabı eksilmez buyurur. İşte bundandır. Sadaka ve zekatlarımızla kardeşlerimize doğru uzanan bir elimiz vardır. Müslümanın mahallesinde bir insan aç yatarsa, susuz yatarsa, sıkıntı içerisinde yatarsa ve mümin mahallesindeki bu ızdıraplı kardeşinden habersiz uyursa o bizden değildir buyurur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'teki oruç bizi ne yapar? Nefsimize teslim olmaktan, şeytanın oyuncağı olmaktan bizleri korumak için bir adeta kalkandır. Peygamberimiz oruç kalkandır buyurur. İnsanı kötülüklerden muhafaza eder. Nefis dizginlenmek istemez ama oruçla, açlıkla insan kendisini muhtaç hissettiği zaman ne yapar? Kendisini dizginlemenin yolunu öğrenir. Nimetin Allah'tan olduğunu idrak eder. O ye dediği zaman yer, iç dediği zaman içer ama yeme içme dediği zaman da durur. Çünkü nimetin sahibi odur. Bir örnekle sohbetimizi bitirelim. Bir sarayda bir ziyafet sofrasına çağrılsak ve orada bizim gibi birçok insan bulunsa, o sarayın sahibi sultan güzel bir masa donatsa ve o masaya güzel türlü türlü yemekler konmuş olsa, o sarayın sahibi sultan buyurunuz demeden yenir mi? Elbette ki yenmez. O buyur demeden bir insan öne çıksa yemeye başlasa, diğer insanlar ona şöyle yadırgayarak bakmazlar mı? Evet, bakarlar. Demek ki nimetin sahibi, bütün nimetlerin maliki Rabbimiz ne yapar? Buyurun yiyiniz içiniz dediği anda iftar saatinde yiyoruz.
Ama yemeğiniz, imsak ediniz, kendinizi tutunuz dediği zaman da ne yapıyoruz? İmsak vaktinden itibaren ya Rabbi teslim oldum, nimet senindir, mülk senindir, emir senindir, ben senin kulunum ve sana teslim oldum. Dolayısıyla hükmüne razıyım demek suretiyle ne yapıyor? İhtiyaçlı halini, teslimiyetini, boyun büküşünü ortaya koyuyor. Allah'a iyi bir şekilde boyun büken, teslim olan insan hayatın her aşamasında düzgün yaşayan insandır. Kullarına haksızlık etmeyen insandır. Zulmetmeyen insandır. Çünkü onların da sahibi Allah'tır. Allah'ın mülküdürler. Allah'ın mülkünde onun bir memluku olarak, onun bir hizmetkarı olarak, onun bir kulu olarak bize tanıdığı saha içerisinde, meşru ölçüler içerisinde yaşayalım. Ömrümüz helal ölçülerle yaşanmış ve tükenmiş olsun. Burası imtihan yeridir, misafirhanedir. Daha büyük diyara geçerken sınırsız imkanları ve nimetleri elde edebilmek için buradaki sınırlı ve süreli hayatı inşallah güzelce yaşayalım. Allah'ın rızasına erelim. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun.